Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos karşımızda. Gerçekten kutlarım son derece nabzını, ülkenin nabzını, Karabağ Savaşı'nı bütün boyutlarıyla bize, Türk izleyicilerine buraya yansıttınız ana vatana. Bu da onlardan biriydi, güzel işti. Tebrikler. E, Fatih Avanos şimdi e, ülkenin ikinci kez bağımsızlığını kazanmasının Azerbaycan'ın 30. yıl dönümü. E, dün kutlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebriklerini iletti. Azerbaycan gündeminde eminim farklı başlıklar da var bugün. Alalım senden detayları bugüne ilişkin. Evet Azerbaycan'da 18 Ekim her yıl aslında e, Cumhuriyet Bayramı gibi kutlanırdı ama 12 Ekim'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kararname yayınladı. Bizim için temel olan gün 28 Mayıs olacak 1918'deki ilk bağımsızlığı ilan edişimiz olacak dedi ve bundan sonra Cumhuriyet gününü orada kutlayacağız 28 Mayıs'ta ve o günde resmi tatil olacak dedi. 18 Ekim hatırlarsanız 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla muhteşem törenler gerçekleşmişti. O da 18 Ekim 1991'deki Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yeniden ilan edilen tarihti. İşte 18 Ekim'de Azerbaycan'da artık Cumhuriyet'in yeniden kazanılması, kurulması, sağlanması gibi yine bir isimle kutlanacak, sağlanması olarak kutlanacak. Bunun altını çizelim ve artık resmi tatilden de yine e, çıkarıldığını ifade edelim. Ama Yine de Türkiye'den yine önemli tebrikler vardı. Kutlama mesajları vardı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kutlama mesajı vardı. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazanışının 30. yıl dönümü kutlu olsun dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı. Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azatlığı azatlığımız, kederi kederimiz. Kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim bağımsızlık gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bölgeyi yakından tanıyan ve devamlı da burada mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir mesajı vardı. O da kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 30. yılı Karaban işgalden kurtarılmasıyla çok daha anlamlı, çok daha güzel bir hale geldi dedi. Ve üç renkli bayrağınla çok yaşa can Azerbaycan yine ifadelerini kullandı Dışişleri Bakanı. Sadece tabii ki devletin erkanından, AK Parti'den değil muhalefetten de yine ana muhalefetten, efetten de sivil toplum kuruluşlarından da bütün Türkiye'nin hemen her noktasından tebrik mesajları vardı Azerbaycan'a ve bunun ifade edelim ee, yine Bağımsızlık günü dolayısıyla o günde Füzuli'deydi. Bir dizi açılışlar yaptı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. O da oradan mesajlar verdi. Bizim için bugün de önemlidir dedi ama dediğimiz gibi 28 Mayıs'ı daha ön planda kutlayacaklarının da altını çizdiğini söyleyelim. Ee, yine Azerbaycan gündeminden Laçin'de Azerbaycan askerlerinin tatbikat başlattığını ifade edelim. Kara kuvvetleri Azerbaycan'ın yine bölgede e, gerek operasyon kabiliyetini geliştirmesi anlamında gerekse de yine bölgede teyakkuzda olmak anlamında tatbikatlarını sürdürüyor. Ve bir diğer önemli not da 26 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirmesini bekliyoruz. E, ziyareti günü birlik olacak. Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışına iştirak edecek diyelim. Azerbaycan'ın gündemi bu şekilde söz yerinden bırakalım. Evet Bakü'den aldık notları sıcak bir gelişmenin ayrıntısını da aktardı bize Fatih Avanos. 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor sevgili seyirciler.